Bugün 9 Şubat 2024 Cuma. Herkese merhaba. Cevdet Akçay dün dedi ki sistemde ortalama fonlama maliyetiyle mevduat bağı koptu. Politika faiziyle enflasyon bağı koptu. Faiz kur bağı da koptu. Biz 7 aydır hala kopan bu bağları tamirle uğraşıyoruz. Peki Cevdet Akçay kim midir derseniz Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı ve Para Politika Kurulu üyesidir. İşte bu isim çığlık atıyor. Diyor ki sistem çöktü. Diyor ki bataktayız. Diyor ki aylardır hala enkazı kaldıramadık. Diyor ki iktidarı kastederek ekonomiden anlamıyorlar. Diyor ki ekonominin işine ettiler. Evet en yetkin ağza göre an itibarıyla Türk ekonomisinin hali pür melali budur. Bakın bunları söyleyen Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle mandacı iktisatçılardan biri değildir. Uzaktan maval okuyanlardan da biri değil. Söyledim verileri ve tabloyu en iyi bilenlerden biri. İçeriden ve her şeye hakim olan deneyimli bir ekonomi bürokratı. Merkez Bankası'nın dünkü enflasyon sunumuyla alakalı diğer gözlemlerde şunlar. Başkan Fatih Karahan ağzından kaçırdı. Seçimden sonra elektrik ve doğalgaza büyük zam var dedi. Bunun manası doğal olarak fiyat artışlarının devam edeceğidir. Enerji malum en büyük girdi maliyetidir ve bu zam pek çok ürüne otomatik olarak yansıyacak. Keza Merkez Bankası Başkanı faiz arttırılmayacak gibi bir ifadede kullandı. Görüldüğü gibi Fatih Karahan ifade edildiği gibi şahin değil, sarayın kuşudur. Dün belli oldu, saray ne derse onu yapıyor ve yapacak. İlk toplantıda faiz artışı yok diyerek baştan enflasyonla mücadeleye paydos demiş oldu. Bu şekilde o görevi başkaları üstlenecek. Ancak malum enflasyonla mücadele yasal olarak Merkez Bankası'nın ödevi. AKP iktidarıyla beraber bu iş artık TÜİK'e devredildi. Biliyorsunuz TÜİK saray tak deyince şak diyen bir kurum, o hale getirilen bir kurum. TÜİK'in bu hale gelmesi için onlarca bürokrat işinden kovuldu, onlarcası da yer değiştirdi. Bunun sonucu olarak da artık enflasyonu şu kadar açıkla emri anında yerine getiriliyor. Bu şekilde de gerçekte %129 olan enflasyonu %64 olarak açıklayıp sunuyorlar. Ne kolay değil mi? Emirle faiz, emirle döviz fiyatından sonra emirle enflasyon indiriliyor. İşte bunun adı AKP kerametidir. Düşük gösterilen enflasyonlarla da işçiye, memura, emekliye, ücretliye bu yalan enflasyon üzerinden artış veriyorlar. Peki ama bu durumda kul hakkı söz konusu olmuyor mu? Gerçek pahalılığı örtüp gizleyip yalan rakam üzerinden fakirin yoksulluğun ekmeğine, nafakasına çökmek örtülü gasp değil mi? faizde nasıl dikkate alanlar bunu neden görmüyorlar? Tam bu noktada şunu da ilave edelim. Merkez Bankası kuru tutmak için arka kapıdan hala döviz satıyor. Bu uygulamanın 1 Nisan tarihine kadar sürdürüleceği, sonrasında ise gevşetileceği söyleniyor ki Mayıs gibi doların 38 lirayı aşacağı, euronun da 40 41 lirayı geçeceği kaydediliyor. Özetle Merkez Bankası'nın dünkü faiz artışı yok. Açıklamasıyla yeniden NASA evrilme süreci hayırlı olsun. Merak edilen husus negatif faiz ile enflasyonla nasıl mücadele edilecek? dünyanın parası olan doları yöneten Federal Reserve salak mı ki hala faizi agresif biçimde enflasyonun üstünde tutuyor? Bakın bu faiz oranıyla, bırakın Türk lirasıyla mevduatın özendirilmesi, bırakın sıcak para girişini, ne arz talep dengesi kurulabilir, ne piyasalara güven gelebilir, ne de fiyat istikrarı oluşabilir. Emin olun yapılmak istenen ne? o bile belli değildir. Tam bir Tayyip ekonomisi hükümranlığı var. Anlık duyum ve duygulara dayalı güne birlik sevk ve idare söz konusu. Öyle zira 6 yılda 6 Merkez Bankası Başkanı dünyanın hiçbir yerinde olmadı ve olmaz. Faiz inmemeli diyen Merkez Bankası Gruvenörünü vatan hainliği ile suçlayan bir cumhurbaşkanı örneği de yok. Keza faizi arttırmak istedi diye Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınırken birkaç ay sonra pardon yanlış yaptık deyip faiz yükselten bir iktidarı da göremezsiniz. Aynı şekilde 6 yıl bir sene yükseltip ertesi yıl indiren, daha sonra tekrar yükseltip ertesi sene yine indiren ve hemen akabinde yine yükselten bir hükümet dünya ekonomi tarihinde sadece AKP'dir. Bunun yorumuysa eşittir ekonomik buhranın tek sorumlusu ülkeyi yöneten siyasi irade demektir. 5 yılda 5 Merkez Bankası rezaletinden sonra 6. yılda 6. başkan atandı. Yeni başkan Fatih Karahan açık net sarayın İslamcı mahallenin çocuğu. AKP'li eski milletvekili, Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın yeğeni, abla çocuğu. Bu itibarla saraya sormadan bu ismin nefes alması bile mümkün değil. Buradan hareketle böyle bir siyasi atamayla piyasalara ve ekonomi çevrelerine güven verilebilir mi? Ayrıca daha ilk günden yani dün yetersizliği de görüldü. Başkan yardımcısı Cevdet Akçay birikim ve karizma olarak Fatih Karaan'ın çok önüne geçti. Ekonomi de paradan önemli olan şey güvendir. Maalesef uzun zamandır Türkiye'de bu yok edildi. Emanet Başkan görüntülü Fatih Karahan'la da Merkez Bankası nasıl özel görüntü verebilir ve itibar sağlayabilir? Bakın nasıl anayasa Tayyip Erdoğan'a uydurularak şahıs devleti modeline geçildiyse ekonomide Tayyip Erdoğan'a uyduruluyor. Nasıl yani? Faiz sebep. Enflasyon sonuç dayatması ve faciası bunun belgesidir. Bundan dolayı yıllar yılı ekonomide en büyük riskimiz Tayyip Erdoğan'dır diyorum. Lakin para sermaye emir ferman takmaz. Hukuk, gerçeklik ve güven arıyor. Bunlar Tayyip Erdoğan şahsında görülmeyince para da ondan korkuyor, kaçıyor, gelmiyor dışarıdan gelmediği gibi içeriden de çıkıyor. Eğer bu güvensizlik olmasa Türkiye kağıt üzerinde şeklen siyasi istikrarı olan ülke. 2028'e kadar hükümetin varlığını tehdit edecek bir şey de yok. Siyasi muhalefet de neredeyse sıfırdır. Hal iken yabancı sermaye gelmiyorsa sebebini söyledim. Tayyip Erdoğan'la özdeşleşen yeni rejim ve yönetim anlayışına güvensizlik söz konusu. 90'lı yıllarda yabancılar sürekli olarak hükümet yıkılır mı diye sorarlardı. Bugün böyle bir sorun yok ancak yabancı uzak duruyor. Bir başka boyut Türkiye epeydir İslamcı cemaatler gibi yönetiliyor. Tepedekinin emrini keramet ve uyulması farz-ı ayin gibi gören bir bakış devlete egemen olmuştur. Yanlışlar onlarca defa kanıtlansa da Tayyip Erdoğan tıpkı İslamcı cemaat şeyhleri misali günahtan ve sorumluluktan münezzeh görülüyor. Değerli dostlar, dün Merkez Bankası toplantısına ilave olarak Anayasa Mahkemesi'nde de tören vardı. Yeni üyenin yemini esnasında Başkan Zühtü Arslan, Tayyip Erdoğan'ın gözünün içine baka baka eleştiriler yaptı. Dedi ki, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyumak zorundasınız, buna mecbursunuz. Bu tablonun okuması eşittir devlet krizidir. Bir yerde yüksek mahkeme başkanı anayasa mahkemesi kararlarına uyulmuyor, uymaya mecbursunuz diye çığlık atıyorsa orada hukuktan ve çoğulcu sistemden bahsedemezsiniz. Anayasa Mahkemesi'nin Hizbullahçılara verdiği tahliye kararına yıldırım hızıyla uyulurken Milletin seçtiği vekil olan Can Atalay için verilen hükme şahsi ve siyasi sayıklarla karşı çıkılıyor. Bu duruma doğal olarak hukuka ilaveten ahlak da isyan ediyor. Bu arada gözden kaçan bir ayrıntıya dikkat çekeceğim. 8 ay önce Allah'ı vala ile kurtarıcı gibi Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna oturtulan Hafize Gaye Erkan'ın makamını devretmesine bile imkan tanınmaması, imkan verilmemesi ve adeta kapı dışarı edilmesidir. Oysa bir hanımefendi çiçeklerle uğurlanabilirdi. Bırakın devlet, sıradan şirketler bile bu şekilde davranmıyor, böyle yönetilmiyor. Siyasi gündemin diğer başlıklarına geçelim. Tayyip Erdoğan dün Adıyaman'daydı ve aynen şu sözü etti: bir sene içinde tam 200 bin ev yapıp teslim edeceğiz. Biz tutamayacağımız sözü asla vermedik, vermeyiz. Pardon ama bu Tayyip Erdoğan'dan Türkiye'de kaç tane var? Mesela onlardan biri geçen sene bir yıl içinde 319 bin evi depremzedeye teslim edeceğiz sözünü vermemiş miydi ki? İşte yani bunu internetten görebilir. Keza bir başka Tayyip Erdoğan da defalarca 2023'te enflasyon %5, fert başına gelir 25 bin dolar olacak demişti ve o görüntüler de arşivdedir. Yine ben bu koltukta oturduğum sürece bu papaz Brunson hapisten çıkmayacak ve Türkiye'den asla iade edilmeyecek diyen bir Tayyip Erdoğan daha vardı ve o sözde hatırlayın tutulmadı. Daha bunlar gibi Tayyip Erdoğan'ın verdiği ve yerine getirmediği onlarca söz örneği varken Cumhurbaşkanı'nın dün Adıyaman'da biz tutamayacağımız sözü vermeyiz demesine ne demek lazım onu siz takdir edin lütfen. Yeniden Refah Partisi ile alakalı son gelişmelerde şunlar. İktidar güdümündeki Osmanlı ocakları harekete geçti ya da geçirildi. Dediler ki Fatih Erbakan Adnan Hocacı, dediler ki FETÖ'cü. Sadece demediler, suç duyurusunda da bulundular. Buna paralel olarak iktidar trolleri de harekete geçti. Yine daha bugünden... Fatih Erbakan İstanbul'da aday göstermesi karşılığında Ekrem İmamoğlu'ndan şu kadar milyon dolar para aldı fısıltılarını yayıyorlar. Aynı şekilde oğul Erbakan'ı CHP yoldaşı ve İslam davasının düşmanı takozu ilan edenler de var. Oysa malum hala henüz kesinleşen bir şey yok.'' adayların Yüksek Seçim Kurulu'na son bildirim tarihi olan 20 Şubat'a kadar her şey olabilir. Öyleyken iktidar trolleri bugünden korku salıp pala sallıyorlar. Amaçları korkutarak sonuç almak. Peki ne olur derseniz daha önce de söyledim. 20 Şubat'tan önce ben söylenen hiçbir şeye kulak asmam. Zira Fatih Erbakan 9 ay önceki seçimde de son anda Cumhur İttifakı'na katılmıştı. Bunların kavgası sonuçta ilke, ideoloji değil, belediyeleri paylaşım kavgasıdır. Tayyip Erdoğan anketlere bakar, durumu riskli görürse son anda bitti denilen ittifak yeniden kurulur. Altı çizilmesi gereken şey AKP için seçim kazanmak yani iktidarı kazanmak için her şeyin mübah olmasıdır. Hatırlayın bunlar Cumhur İttifakı'na oy vermeyen onlarca milyon insanı bile terörist ilan edebilmişti. Keza bir önceki mahalli seçimde Ekrem İmamoğlu'nu terörist gördükleri sisiyle özdeşleştirmişlerdi. Ama işte ilahi adalet tecelli etti. Dün Ekrem İmamoğlu'na terörist Sisi yoldaşı diyen Tayyip Erdoğan bugün o Sisi ile barışabilmek için ayağına Mısır'a gidiyor. Keramet ve ibret alınacak şey görmek isteyenler lütfen bunu sorgulasın. Sonlandırırken videomu dostlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın. Bunun size maddi manevi hiçbir külfeti yok.